Ve efendim herkese tekrardan selamlar. Mountain Blade'deki Bannerlord serüvenindeyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Bannerlord serüvenine. Asenay'dan adam koparmaya çalışmalarımız devam ediyor. Adam koparma çalışmaları. Aa! Alp abi 16 yaşına bastı. Tamam, Alp abiyi şey yapacağız. Direkt evlendireceğiz. Yani geleceğin soyumuzu devam ettirecek adamı olacak böyle. Umarım Alp abinin statları iyidir ya. Onun böyle daha çok çocuğu olmalı. Bol bol çocuğu olmalı. Hakkın rahmetine kavuşalı çok olduk canım. Şimdi Alp abi birazcık daha elçilik yapmaya diyelim. Alp abi cazibe kassın. Biraz da insan ilişkileri kassın. Güzel. Alp abi doğuştan cazibesi full ve taktiği full. Alp abi savaşmayacak abi. Alp abinin bir eli yağda bir eli balda olacak. Sadece Alp abi evlenecek. Bu kadar. Çocuk yapacak. Bildirimler açık. Niye yayın bildirimi gelmiyor bilmiyorum. Ama dostum yayınları kontrol et sana zahmet. Aşağı yukarı her gün. Ah Tarık buralarda bekle. Tarık'la da ilişkimiz iyiydi. Tarık bir dur. Tarık bir dur gözünü seveyim bak. Tarık çok önemli bir mevzu var. Çok önemli bir mevzu var. O mevzu da şöyle ki sen bizim klana geleceksin kanka. Bak sen bizim klana geleceksin bir gel. Oralardan geçiş var mı? Var ay lanet. Tarık şehre gir. Şehre gir. Oğlum beni dolandırma. Beni dolandırma da şehirle konuşayım. Biriyle konuşmayı talep et. Herkes burada. Aha Mutinis. Kanka selamun aleyküm. Konuşmak istediğim bir şey var. Beni destekle. Kardeşim bak arkadaşın olarak söz veriyorum. Gel beni destekle bunu arkalayalım. Güneş gözlerimi alıyor hacı. Göremiyorum seni. Seçenekleri okuyamıyorum ama. Sen gel yeğenim. Tek attık bu arada gene. Abi planımı anlatmama gerek kalmadı ki tek attık. Ne kadar para istiyorsun? 800k mı? Ya köpeğin olsun da kanka bir şey diyeceğim. Hangi götüme güvenerek istedin 800k'yı? Tam kalabalıkmış. Kalabalıkmış adamın. Adamın toşbalaklar çalışmış abi. Jesper Hakim. Senin başın kim? Tarık. Tarık dışarıda. Tarık'la konuşamayız. Ben imparatorluk hükümdarlarından Jesper'a. Yalnız Asaray'dasın canım. Bana gel bana. Bana Tarık'la konuş diyor. Takir kim? Ha Takir de bizimkilerden. Ha Takir'i orduya falan alabiliyorum. İçeride bizimkilerin ordusu kaldı. Lahken falan da bizden. Şimdi Tarık'ı yakalamam lazım abi benim. Lady Hazretleri. Canım. Gel sen orduma katıl seni burada ham yapmasınlar gel. Tarık! Orada dur. Orada dur. Bırakın lan çocuğu. Kardeş tam çocuğu kurtaracaktım ama yani. Gittim. Amnon. Kanka az önce arkadaşımı teklediniz ve ben bunu affedemeyeceğim ne yazık ki. Emire Litka. Vezoning'den. Gidebilirsin. Amnon gidebilirsin. Bu askerleri Zeynep'e veririz. Yeterince askeri var mı bilmiyorum ama. Şu Tarık'ı bir yakalayamadım ya. Bana soy ağacını resimle anlatman lazım anlayamadım. Ya sen Furkan'la Olguna'nın ilk çocuğusun işte. Neyi anlayamadın? Dur. Göstereyim. Bak sen prenseslerden Furkan'ın kara mermer de büyümüş ha. Gudu. Sen Furkan'la Olguna'nın ilk çocuğusun.
biraz sinsilik var böyle, biraz fevrilik var, biraz temkinlilik var, anladın? Aynen Gudu. Eutos mu bu? Değil. Tarık. Tarık bir gel. Tarık bir gel bak, bir şey konuşacağım. Vallahi önemli bir şey ya. 10 yaşındasın da. Tarık bir gel, bir gel. Ama sen beni dinlemiyorsun ki. Hah. Dur. Bir hata daha yapar mısın aynı şekil? Ormana doğru kaç. Tarık bak. Tarık beni deli ediyor ya. Oo baby. Oo baby. Artık deli gibi nüfus kazanacağım. Çünkü cazibem full. Tarık şimdi sıçacağım gagana ya. Bizim bebeleri salacağım. Bizim bebeler seni dövecek. O da hiç olmayacak Tarık. Olacak iş var, olmayacak iş var. Tarık, 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 Tarık. Tüküreceğim Tarık'a şimdi. Hı. Neredeyse yakaladım. Aha! Tarık! Kanka! Konuşmak istediğim bir şey var. Bana gel. Gel bana gel. Bana bana. Daha önce hiç başaramadığım olmadı da burada bir şey yiyebilirim ya. Ve save çok geride. Umarım burada tek yemem. Oy. Oy. Ne kadar istiyorsun? 700 bin. Gel. Tamam, her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar. Madem öyle Tarık, gelmişken bizim orduya bir katıl da arkadaşlarını dövelim canım. Yakında Samet abi kim mi diyeceksin? Valla Tarık'ı kazanan tarafa çektik arkadaşlar. Önemli olan da buydu. Ben yine kendi klanımla takılacağım da. Şuraya doğru bir ilerleyelim. Tamam, tam burada Tarık'la diğer çocuğu salalım. Biz çalışmak ailecek, siz olmamak aileden. Siz olmamak aileden. Furkan. Furkan orduna ne yaptın? Furkan gene ordusunu bir yerde bıraktı değil mi? Furkan'ın elindeki asker tutma potansiyeline bayılıyorum ya. Hani böyle bir yerlere falan veriyor galiba sürekli. Tam Tublis Kalesi'ne ala dur. Ben de Tarakton Kalesi'ne doğru gidiyorum. Bir Eutos kaldı yanımıza alacağımız. Bak abi herkesi yavaş yavaş yanımıza aldık. Görüyorsun, senaryo mükemmel. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için dostum. Hoş geldin, sağ olasın. Verirken aynı kültürden olmasına dikkat etsen hoş olur aslında. Kim nereyi istiyorsa orayı veriyorum valla. O da şeyden dolayı kanka. Yani bir karar veto etmek, çok kalabalık olduğumuz için 500 nüfus, 1000 nüfus falan istiyor. Yani ben 500 bin nüfusu kime vereyim? Aha. Eutos. Eutos beni dinle. Beni dinle. Kazanan tarafa davetiyem var kardeşim. Bak. Orta Doğu ve Balkanların en seksi kraliçesi benim. En güçlüsü de benim. Sen gel bana katıl. Sen gel bana katıl. Hayatını yaşatacağım sana. Sen bir gel bana katıl. Yaşayacaksın diyorum oğlum. Hayatını yaşayacaksın diyorum ya. Şehre girer misin kaleye? Sana zahmet. Kaleye gir. Bak kaleye girsen iyi anlaşacağız aslında. Kaleye girsen iyi anlaşacağız. Ama anlaşamıyoruz. Diyarda benim dışımda kimse birbiriyle savaşmıyor değil mi? Hı-hı. Vallahi herkes bitik bu arada. Biz bu savaşı net kazanırız abi. Eutos. Eutos beni bir bekle. Dinlemiyor abi. Dinlemiyor abi. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Aa Fadon. Dur. Gir şehre Fadon.
Tamam. Gir 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 gir. Biriyle görüşme talep et. Nerede Fadon? Fadon ne haber? Oha! Aramızdaki ilişki eksiymiş lan. Efendim Emre Şimşek, abonemiz olarak aramıza katılmış. Emre Şimşek hoş geldin. Nasılsın? Umarım keyifli güzel zaman geçiriyorsundur yayınlarda. Hoş geldin. Munşer kimlerden? Bu da beni sevmeyen Raylan'ın klanından. Raylan koyayım da yaylan falan dememden kaynaklı galiba. Birazcık kızgınlar bana. Ya son kalelerini de alabilir miyim ellerinden? Alabilirim. Galiba burası şeyin son kalesi arkadaşlar. Asarey'in son kalesi. Aynen öyle. Bak bütün krallıklar bitti kanka. Vilandia hariç. Vilandia hariç. Stugri'ye bitti. Prensesler full zaten bütün diyar bizde. Kuzey İmparatorluğu bitti. Kuzeyit bitti. Bitmemiş. Kuzeyit'i de bitireceğim. Güney İmparatorluğu bitti. Batı bitti. Ama Batı'nın elinde de ne kadar adam varmış arkadaş. Alamıyoruz ki çocukları yanımıza. Alabilsek. Gerçi aç açına oturuyorlar orada yani. Batanya bitik. Batanya'da tek klan var zaten. Ve bu herif. Bu neymiş ya? Kanka biraz. Ayıp ayıp. Magnus. İşte Alp abi. Ben Alp abinin de böyle olmasını istiyorum. Tık 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 tık. Sadece çocuk. Kuşat bakayım burayı. Buraya oto gireriz ya. Buraya oto gireriz. Kuşatma kulelerini falan yapalım. Otoda haklayalım burayı. Hatta şöyle kenardan adam da çağıralım. Oto gireceğimiz için ne kadar adam o kadar iyi. Lakem'in birliği bir şeyler oluyor. Deniz Hanım merhabalar. Evet bir parça gecikmiş olabilirsiniz efendim. Bir parça. Önemli değil. 8 saat kadar falan. Önemli değil. Önemli değil. Otoda dalacağım bu arada. Kalenin içiyle hiç uğraşmayacağım. Sonrasında Kuzeyit'in son toprak parçasını almaya gideceğiz. Alena nereye gidiyorsun? Hiç haber de vermiyor. Ay 100 kişi mi kaybettik gerçekten şu mekana? Neyse kalabalık girdiydik iyi ki. İyi ki kalabalık girdiydik. Umarım buraya asker de bırakırlar. Ben çünkü kalan ordumla beraber Kuzeyit'in son toprağını alacağım. Estağfurullah abi özürlük bir durum olur mu ya? Hiç sıkıntı değil efendim. İşiniz vardır, gücünüz vardır. Uğraşacak şeyler vardır. Ben sürekli yayındayım. Devletler hiçbir zaman bitmiyor işte. Yani biz itaat edecek olanını, itaat edeceğini düşündüğümüz adamları komple yanımıza alacağız. Adamları komple yanımıza aldığımızda umut ediyorum ki bu arkadaşların bütün ipi kesilecek. Bak farkındaysan bütün her yeri alıyorum tıkır tıkır. Son bir şey kaldı. İşte şurada gördüğünüz Vilandia devleti kaldı. Acayip de küçük konumdalar bu arada. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ederim ya. Haftalığa Ayvalık'a gideceğim. Aslında kafan dağılır biliyor musun Aleyna? Arkadaşımın doğum günü hediyesi bilet almış şimdi söyledi. En güzeli. Bak kafan dağılmış olur. Kafan dağılmış olur. Çok güzel bir şey bu. Arada selam vermeyi unutma be. Telefondan belefondan gel. Abi ben iyiyim. Sorun yok. Orada da orada da böyle hani moralim bozuk olmasın da bu kaleyi gerçekten birileri almıyor değil mi şu an? Ya kuşatamazlar çünkü kuşatabilecek güçleri yok. Ya Kuzeyit aslında tamamıyla bitti de hiç şey olmuyor biliyor musun? Yani adamlar vazgeçmiyorlar ya. Vallahi metanen temizini yapıyorsun. Sen nereye gidiyorsun tatile? Sen nereye gidiyorsun kanka?
Oğlum 460 asker taşıyor, babasından bile iyi. Ben ne güzel kafa dağıtıyorum bak. Habibciğim teşekkürler, o senin güzelliğin. 8 GB internetle aranıza katılırım. Allah Allah. Ya arada gel selam ver diyorum be. Yayını izle demiyorum. Yaz oradan buradan, Discord'dan yaz, unutturma kendini. Seni komple verelim, Melike'yi alalım biz ya. Vazgeçtim. Antalya'ya kaçıyorsun, anladım. Kız arkadaşlarım hep tatil planı yapıyoruz, hiç gidemiyoruz. O aslında işin lanetli kısmı, biliyor musunuz? Plan yapıldığı zaman o uygulanmıyor. Ya bizim arkadaş grubunda da bu şekilde gerçekleşiyor. Böyle aylardır süre gelen bir mangal telaşımız vardı. Bir mangal isteğimiz vardı. Lakin bir türlü fırsat olmuyordu. Biz anladık ki plan yapmak bize gelmiyor. Yapmamız gereken şey... Beyler hadi gidiyoruz. İnin aşağı. Yoksa... Plan yapılınca olmuyor. Gerçekten o işin planlama kısmı hakikaten... Böyle... Bir gerçekleşmemesine sebebiyet veriyor. Totem oldu artık. Doğru düşünmüş, doğru düşünmüş. Ne yapıyorsun, saatlerdir sıkılmadın mı? Eko ne yapayım bi? Ne yapayım bi? Vallahi arkadaşın iyi düşünmüş. Aleyna git kafanı topla, dinlen. Hayatın tadını çıkar. Hakkını ver, hakkını, hakkını. Tabii ki, tabii ki. Bizim şey ya. Mangal grubu. Ben mangalın etkisiz elemanıyım galiba ya. Soğan doğrayan böyle. Genelde yel yapan falan bizim bir arkadaşımız var. O o gerçekten çok iyi. Hani reşo falan almayı unuttuğumuzda, reşo bu arada ismin güzelliğine bakar mısın? Reşo. Ne? Ateşi hızlı yakacaksın. Kömür mömür tutuşmaz yoksa o reşo olmadan. Kolay kolay aleve veremezsin. Ben soğan doğruyorum. Benim arkadaşlar da kanka para verme. Aranızda seviyeli bir ilişki varmış o zaman. 460 adam alabiliyorum ama üstüne alamadım. Grupta bir tane atlı okçu var diyor. Kim lan? Ben de atlı okçuyu... Ha, beni atlı okçu sayıyor. Ciddi mi? Vallahi beni atlı okçudan sayıyor. Ama benim askeri grubum ya. Benim arkadaşlarım kürekle vuruyor mu iyi ki doğdun diye? Furkan, Furkan. Ben planım olmayınca sinirleniyorum. O yüzden ölüm kalım olmadığı sürece arkadaşlarım plan değişikliği yapamaz. Biz sinirlenemiyoruz ki. Benim işim hiç hep aynı, değişmez. Elimde tabak mangalın başında beklerim. Beklerken yerim. Afiyet olsun. İşte bak şimdi bizde şöyle Aleyna, bizde diyelim plan iptal oldu ya, adam gelmedi, biz de sinirleniyoruz haliyle, küfür etmek istiyoruz ama kendisiyle irtibat kuramıyoruz, böyle telefonu sessize alıyor, kapatıp koyuyor kenara. 2 hafta arazi, 2 hafta sonra anca buluyor. 2 haftaya da öfkem geçiyor yani, senin ağzını sıçayım. Niye kanka? Unuttum. Bilmiyorum, içimde kalmış. Hani içinde birikiyor böyle bir şey ama unutuyorsun, öfkeni taze tutamıyorsun, anladın mı? Ulaşamıyorsun ki adama. Hadi gidelim Prevent'e alalım bu arada. Prevent'e alalım, güzel bir aksiyon olsun. Prevent şehrinde bayağı kalabalık olduklarını tahmin ediyorum. Muhtemelen surları kırıp gireriz diye düşünüyorum ya. Muhtemelen surları kırıp gireriz. Zaten biz de bayağı kalabalığız. Elimizde 98 gün yetecek kadar erzak var. Bize hiçbir sıkıntı olmaz. Böyle yavaş yavaş şu büyük şehri bir devirelim. 2 haftaya insan her şeyi unutur. Kanka dünyadan soyutluyor kendini, dünyadan. Hani biliyorum arada sırada Rocket League oynuyor. Böyle Rocket League'e girip aynı maça denk gelmeye çalışıyorum ya da LoL'de. Bakıyorum maç yaratıyor falan, denk gelirsem bitti. Engel de atamıyor. Onun takımındaysam feedliyorum. Karşı takımdaysam bunun kafaya. Kesinlikle surları kırıp gireceğim bu arada. Surları kırmadan buraya girmek intihar olur.
Zaten inanılmaz kalabalıklar. Bir de sayıları gitgide artıyor. Ha, iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok kalabalık değiller. Bu arada keşke şehirdeki birileriyle konuşma falan talep etseydik ya. Adamlar belki şehirde bekliyordur diyeceğim de pek zannetmiyorum. Kuzey'le barış mı? Peki ama neden? Bir toprak parçaları falan kalmadı değil mi? Masa, Masadan Kalesi Kuzeyitlilerin elindeki son kaleydi, tamam. Burayı Tarık Bey alabilir. Peki Kuzeyit'le neden barış yapıyoruz? Öldükleri için. Ama herkesi de esir almışız ve şimdi serbest bırakmak zorunda kaldık. Ne kadar para veriyoruz Kuzeyit'e? Para vermeden barış. Mümkün müydü böyle bir şey? Artık şu kalanların kellelerini alsak, idam etsek çok tatlı olacak da. Dur. İlk vuruşu yap. Güzel. İkinciyi yapamadı. Şimdi türü bir şeyi mekanda tutarsak karşıdaki mancınıklardan çok fazla atış geliyor. O fazla atış bizi yiyebilir. Ya zor olmuyor. Ya harita çok hareketli. Harita çok hareketli olduğundan FPS düşüyor. Normalde bu ekranda biraz beklesen diyeceğim. Bu ekranda ömür boyu beklesem de galiba bir şey değişmeyecek değil mi? Of, müzik çok güzel geldi. Müzik cidden güzel geldi. Şimdi surları kıracağız. Surları kırıp kırdığımız surlardan içeri dalacağız. Benim adamlarım tecrübeli ama yanımdakiler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. O yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Teşekkür ederim Yasin, sağ olasın. FPS ölçmek için hiçbir şey kullanmıyor. Bak sol üstte yazıyor kenarda, sağ üstte. Ama görüntü o kadar 15 FPS kadar değildir ya. O kadar kötü değildir herhalde. Bizimkiler kale almışlar ve feodal veraset sistemini geçirmeye çalışıyorlar. Elimde yeterince nüfuz var. Feodal veraset geçmeden hallederiz. Pekala. Surlar kırıldı. Çok iyi. Gece vakti saldırmayacağız. Öncelikle konumlandırdıkları mancınıklar tribüşelerimiz tarafından bir etkisiz hale getirilsin. Sabahın ilk ışıklarıyla efendim. Yeni bir mancınık oluşturmadan onlar. Ordu birliğini ve bütünlüğünü sağladıktan sonra sabahın ilk ışıklarıyla kaleye bir giriş gerçekleştirelim şöyle. Yasin'cim güzel zaman geçiriyorsan ne mutlu bana dostum ya. Eyvallah. Askerleri konumlandır. Direkt kapının önüne konumlandırıp girmek ne kadar mantıklı acaba? Ben sol kapıyı bir zorlamayı deneyeceğim. Baltam hazır en nihayetinde. Balta ve okla girmişiz içeri. Bunlar kalabalık olacaklardır diye tahmin ediyorum ama. Dur. Oh. Ne yapıyorsunuz burada? İçeri girmek konusunda bir takım problemler galiba. Beyefendiden kurtulalım. Oo. Hoş değil. Minik bir okçu grubu hizalanmış buraya. Kimseyi göremeyip ona rağmen sıkabiliyorum. Ama herkese hücum emri vermezsem olmaz. Arkadaş bir şey düşünüyor. Neyi düşünüyor? Şey böyle yemek yedikten sonra yaşanan pişmanlık gibi. Acaba o son dondurmayı yemeseydim mi diye düşünüyor. Ne düşünüyor? Kanka bak ben burada hakikaten zorlanıyorum. Azıcık yardımcı olmanız gerekiyor. Charlie. Burası bug'lı galiba. Ne diyorsunuz? Bence minik bir bug durumu söz konusu.
Yere yapışmış herif. Tamam, önüme geçmeyin. Kendi adamıma sıktım galiba az önce. Pekala, ama buradan neden girmiyorsunuz acaba? Abi adamlar yok, bu ayrı bir pişmanlık boyutu. Bu ayrı bir pişmanlık boyutu bak. Herkes avel avel bakıyor, görüyor musun? Ciddi ciddi herkes avel avel bakıyor. Oğlum ben herkese hücum emri vermedim mi? Verdim. Peki. Sen ne yapıyorsun orada? Buradaki ölmüş bile. Bak bir bizde değil, karşıda da bir ahmaklık var, fark ettin mi? Ne kadarlık bir okçuluk hüneri kasabildim acaba? Artı 4. Güzel. Belki 150'ye getiririm bu savaşta da. Bir sıkıntı var. Hocam herkes buraya bir gelebilir mi? Kapının önüne bir toplanın. Belli ki minik bir problemimiz var abi. Belli ki minik bir problemimiz var ama bu minik problemin henüz ne olduğunu çözemedim. Neden hücum ettiğimde girmiyorlar misal? Çok iyi sıktıydım ama be. Peki. Öyle bir iki kişiden kurtulduk galiba. Ama kurtulmamız gereken asıl grup içeride. Böyle böyle bir bir şeyler yapamam ki. Kesinlikle iki tarafta da bir bokluk var bu arada. Şimdi herkese hücum emri versem. Yürür gibi yapıyorlar ama hiç sıkıntı yok. Aa ablacım hoş geldin, nasılsın? Aa. Kanka bir tur geri çekilelim mi? Bir tur geri çekilelim mi? Hı hı. Bir tur bir geri çekilelim. Çünkü belli ki böyle olmayacak gibi. Baltayı bir süreliğine askıya alabilir miyim? Rica etsem benim acaba şu efsanevi silahımı verebilir misin? Çok teşekkürler. Flex gayet iyidir. Pekala, bir tur daha girip dalabilir miyiz acaba? Yürü. Saldır. Duvarın önünde neden beklediklerini inan ben de bilmiyorum ya. Ablacım nasılsın? Sen yokken bana diyorum. Sen yokken Mersum abla da geldi, selamını da iletti. Nasıl gitti ablacım şey macera? Abi ne olur saldırın bu sefer. Arkadaşlar saldırmayacaklar. Eyvah. Eyvah. Ya bu kale bug'lı. Kapıdan mı girmem gerekiyordu buraya? Abi eyvah, yarısı saldırmayacak yine. Ama böyle anlaşamayız ki. Vallahi böyle anlaşamayız ya. Gel. Hakikaten doğru dedin, doğru dedin. Takip et komutuyla içeri kadar takip ettireyim kendimi. Geliyor mu herkes? Benim ölmemem gerekiyor bu arada. Ve ne yazık ki yanıma kalkan almadım. Ha! Ama okları sağ klikle bloklayabiliyordum. Beyler, merhaba. Giriyor musunuz içeri? Allah'ım. Girin lütfen. Girin lütfen. Dur. Bekle şu içeri bir yere kaçayım. Girdiniz mi içeri?
Ben kuleye korkuma daldım. Buradan hücum versek. Olduğu gibi dışarı çıkacaklar gene değil mi? Bak bir Furkan'da kill var, bir de şey de bende. Canım çok az canım. Korkuyorum. Ha, kolay gelsin ablacığım. Vallahi sağ salim dönmenize çok sevindim ya. Ozan kim dedi? Onu tanımıyorsan terk et chatimi dedi. Ablacığım gerek yoktu ya Ozan. Ozan Ozan yani. Ozan bile şaşırmıştır. Nasıl ya diye. Belalardan bir kurtulmak lazım. Zira kılıç kalkan çekip savaşırken bu adamlar bana müdahale etsin istemiyorum. Çok tehlikeli bir şey yapacağım şu an. Çok tehlikeli bir şey yapacağım şu an. Korkuyorum, geriliyorum hocam. Korkuyorum ve gerginim. Bence benim bunlarla hiç muhabbete kalmamam lazım. Alınır, alınır. Alınılmayacak bir kale değil, alınır. Lakin oyun hatalı olduğundan dolayı girdik içeri, girdik, 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 girdik. Dert değil, girdik. Kapıda bug var bak, kapıdan içeri girmiyorlar. Kapıdan içeri giremiyorlar abi. Bir grup adamla almak zorunda kalacağız şehri. Keşke canımızı toplayabilmenin bir yolu olsaydı ya. Şu an kafama bir ok gelecek diye çok korkuyorum. Efendim Barkın Demirhan'ı Prime'la 5. ayını kutlamış. Barkın'cım çok teşekkürler, sağ olasın. Kanka tryhard mod 10 mecbur. Tryhard mod 10. Bütün kaleyi birkaç kişiyle keseceğiz ya. Acaba herkese takip emri versem buraya gelirler mi? Çünkü hücuma giremediler belli ki. Şimdi içeri zor soktum adamları. Dışarı da almak istemiyorum tekrar. Tamam, 1-2-1-2 içeri giriyorlar artık. Girebildikleri kadar ya. Kapıyı alıp kapıyı açabilirsek bence bütün bug'ın sorunu çözülür. Ama kapıya kadar hayatta kalabilir miyim? O ayrı bir soru işareti. Kapı zor. Kapı zor. Canım da yok gibi bir şey. Takip edeceğim. Kenardan girmeye çalışacağım şöyle. Kenardan, köşeden bir yerden. Hiç hoş olmadı. Bence bu savaşı hızlandırmanın bir alemi yok ya. Savaşı sonlandır deyip bitireceğiz. Kuşatma hazırlıklarına devam et. Ben bir canımı toplayayım. Nasıl olsa bunlar suru onaramazlar yani. Tribüşeler anında indirir herkesi. Canımı toparlayayım, tekrar gireceğim. Acelem yok. Ben burayı istiyorum aga. Ben burayı istiyorum. Ablacım duydum duydum. Şey dedi, Mersum abla dedi. Piyadeler hız kazanır. Tamam, olur. Mersum ablam dedi, o çocukları falan da aldı gitti dedi. Vallahi hırs yaptım ya. Ben şimdi şey dedim böyle, hani abla empati. Biliyorum bende şey var ya böyle. Sizi çok iyi anlıyorum falan diye. Yani abla dedim şimdi, hani bizim ablanın bebeler senin başındadır. Bir de seninkiler var. Hani sizin ev dedim curcunadır şimdi falan. Bayağı dedim zor oluyordur. Yok dedi, ablam bebeleri de aldı gitti dedi. Ki olsa da onlar benim de çocuğum sayılır dedi. Böyle hiç toz gondurmuyor sana. Ben böyle bir kara kedi gibi aranızı açmaya çalıştım ama açamadım. Can değerim ne kadar oldu? %20. Oo, bu hızla gidersek önümüzdeki ay belki savaşabiliriz.
Peki kırık surlara otomatik saldırtsam? Bence otomatik saldırtayım ya. Feodal veraset. Aa, ben bunun elinden toprak aldım ya. Bu kız beni sevmiyor değil mi? Bak. Toprağı geri alma bedelini arttırmaya çalışıyor. Elinden aldım ya ansızın. Ablacığım çok sevindim sizin adınıza ya. Gerçekten çok sevindim yani. Birbirinizle aranızdaki uyumun bu kadar iyi olması çok tatlı bir şey. Neredeyse şehri bayağı tamir ettiler ya, kesinlikle. Aa, merhaba. Dur, ne yapacaktık biz? Otomatik asker gönderecektik. 121 kayıp mı? Otomatiğe rağmen mi? Hoş olmadı. Benim bir ara tekrardan base'ime dönüp asker toparlamam gerekecek ya. Kesinlikle hoş olmadı. Talan et mekanı. Yapacak bir şey yok. Esirler satılıyor. Asker toplayamıyorum ne yazık ki. Tamamdır. Şimdi. Benle arası kötü olan klana vereceğim burayı. Ablacığım senin için ben de çok sevindim ya. Zaten Mersum ablayı lüzumsuzlardan biri de şey yapmış. Rahatsız etmiş. Sen hala bu adamı mı izliyorsun ya? Bu adam bana şöyle dedi, böyle dedi diye. Allah'ım. Ne olur beni bırak, benimle konuşma artık diyeli. 3 hafta geçmiş falan, özelden size yazıyor. Çok ilginç insan ya gerçekten. Aa, abla senin abonelik 9 ay mı olmuş? Bekle, son alınan yerleşim yeri nerede? Doğru yere alalım da. Ya refah en düşük olan şehirlerden biri olacak muhtemelen. 2. Ha, 2 de değil. 2 de değildir ya. Bir yağma attıysak nereden baksan 1500'ü 2000'i falan var onun. Ortongrot değil. Akkalat değil. Praven yağmaya rağmen 7000 mi? Bak bak bak. Nasıl gönül alacağım şimdi? Nerede o? Nerezet'tir bunlar? Evet. 100 oldu. Telefonda dedi Samet muzurluk ediyor dedi. Eder sana ne dedim, gülüştük. Muzurluk ne abla? Bak benim şey danımama uymadı. Vilandia'nın başkenti mi? Abi Vilandia'nın başkenti olması daha kötü ya bu arada. Ha niye daha kötü diyeceksin? Adamların başkentinde şu an bug var yani. Surları kırıp danamıyorsun. Ha teşekkür ederim Zeynep'cim. Aynen öyle. En sevdiğim abim dediğinde üstüme alınıyorum yani. Bizim çocuklar bir kendilerine asker toplayabileydi iyiydi ya. Burada da düşman topraklarında kaldık arkadaş. Hiç ilerleyemiyoruz ki. Praven'in sahibi. Vallahi ben bizim çocuğa verdim ama. Bunu da mı bir pon istiyor? Tarık'a vereceğim ya. Tarık bizden. Ha, şaka takılıyor yani dedi. Anladım. Stugria'dan 18 kişi mi kaldı? Ne? Kuzey İmparatorluğundan 88. Güneyden 225. Batanya'dan 80. Tam bunlar ölmüş ki. Aserai niye o kadar kalabalık onu çözemedim. Şimdi buradan doğru Orksal'e. Orksal de alınacak. Yaralılarımız falan iyileşsin. Yani o kuşatma esnasında iyileşir. Yaralılarımızın da iyileşmesinin ardından. Raylan sen bir sıkıntı yaşarsın gibi orada aslanım. Yanıma mı gelsen acaba? Gel. Gel bana gel. Oğlum aslanların arasında ne yapıyorsunuz siz ya? Bak şurada 5 kişi üzerine atılsa ne yapacaksın? Kimsin sen? Denek. Denek gel. Oğlum milleti ölmesin diye sağdan soldan topluyorum ya. Loren. Loren sen de gel. Hızlı 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 hızlı.
Abim bura çok kalabalık bura. Bana gelin. Öteki çocuğu da çağıracağım. Artık gelir misiniz? Başınız belaya girecek çünkü. Şuraya baksana. Burada başlarının belaya girmemesi mümkün mü? Loren birilerine girmiş gene. Tamam, oralar bizimkiler de. Loren gel. Öteki 43 gökler verdi, gökler aldı. O artık ölecek. Ay, dibimizde de ölmesine izin vermeyelim de. Adam dibimizde ölmesin değil mi? Banu Arbaz. Sen Brun'un klanındandın galiba. Lord Brun'un klanındaki elemanları salamam ne yazık ki. Afiyet olsun ablacım. Herhalde bugün haritayı bitireceksin. Yo, bitmez büyük ihtimalle de. Alabildiğimiz kadar üstünlük alalım istiyorum. Bir de eğer adamları... Dur, köprüden kaçama lütfen. Geri dön, geri dön, geri dön. Çok güzel, çok güzel. Adamları bu köprüde bir yerde sıkıştırırsak şayet... Mecbur şehrin içine girmek durumunda kalırlar. Şehrin içine girerlerse de tatlı tatlı adamları avlarız. Hayır, hayır, içeri sızmayacaktım. Lan ne oldu? Otosave nerede? 19.47'de. Saat kaç? 19.57. Ah! Misklik attım. Yanlış tıkladım, ne yapayım? Bu hamle bizi 100 yıl geriye götürdü. Ya 5 dakika kadar Allah'tan. Ne yapayım? Olabilir. Olamaz mı? Olabilir. Neden olmasın? Kazar oldu. Niye yapayım? Ne yapayım? Öleyim mi? Kazara tıkladım. Kim bilir nerede bıraktı ya. Bir de düzgün save alalım abi. En son save'imiz çok geride kalmış. Tamam, burayı aldıktan sonrası işte. Peki. Tam bizim çocukları falan topla değildik. Çocukları toplamasak da olur, yürü. Ya da yakınlardaki herkesi direkt toplarım. Köprünün orada bir yerde milleti toplayınca save alalım. Ardahan merhabalar, hoş geldin. Her yayın böyle zoom yapıyor. Ya ne yapayım, ne yapayım? Kameramın zoom'una da mı karışılıyor artık ya? Neyse, bizim bebeler umarım gelirler buraya doğru. Şunlar arkaya sızmazsa gelebilirler. Ki buradan arkaya sızabilmelerinin tek yolu bu köprü. Veya şu köprü. Evet, orma fadını oradan yakalamamaları gerekiyor bizim çocukları. Tamam, şimdi burayı hemen kurup alacağız. Efendim Ghost Kalip, geçmiş olsun babuşum demiş. 2 lira göndermiş canım, teşekkürler. Ne konuda geçmiş olsun anlamadım. Yeni yamaya tahminen ne zaman başlarsın? Bilmiyorum, ne zaman yayınlanır ki yeni yama. Bak, sırtlanlar etrafımızı kuşatıyor. Derhal. Umarım burası tıkanmaz bu arada. Ben burayı normal bir şekilde almak istiyorum ya. Derhal kuşatma kulelerini yapalım. 56 kişi mi? Raylan buraya gelemez bu arada. Raylan net buraya gelemez. Betası yayında bayağı iyiymiş. Ama betada seri yapılmaz ki. İzin verelim bir normal sürümü çıksın. Tamam, bekleyeceğim sakin sakin. Türbüşeler kurulsun. Vay, ordu mu topladınız? Burayı korumak için galiba. Eyvah, birilerini öldürdüler. Birilerini vurdular. Birilerini fena vurdular. Bekle, kurulmak üzereyim. Yani adamların 200-300 asker toplayabilmesi de bir meziyet. Şu 68 kişiye ne oldu inanın bilmiyorum. Bir yerde savaşta mı? Nerede kaldı? Niçin gelemiyor? Bak, burada bir 400 kişilik ordu var. Herkesi toplasa bizden daha kalabalıklar aslında. Bayağı bir zor zamanlar yaşatabilirler.
Ne oldu? Oo, Ozan Efendi 11 yaşında. Vay vay vay. Ozan Efendi'yi dediğim gibi iki inek bir keçi peyniri karşılığında dedenin birine vereceğim. Mermere hiç zeka vermemişiz bu arada arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Beyin sıfır. Bilgiye olan açlığı diyeyim de bari. Aslında bu tam mermer işte. Dayanıklı, manyak. Zırzop. Ticaretten mi anlasa acaba? Samet abi lütfen diye. Bence ticaretten de anlayabilir. Ya sonuçta dayının birine vereceğim yani. Kendine geliştirmiş hekimlik yeteneği. Aslanım. Olmayan şeyi veremezsin abi. Zeka konusunda değil mi? Ya bu arada bir saniye, bu kuşatma beni birazcık şey yaptı. Biraz adamlarla konuşacağım. Merhaba Tarık. Dük Tarık. Dük Tarık bir şey diyeceğim. Evlilik yoluyla ittifak. Zeynep'i vermem. Onu yetiştiriyorum şu an. Tolga da olmaz. Aleyna ölmeden evvel. Bak ikiniz de ölmeye yakınsınız. Mutlu Mesut. Yok ya, kız günlerini güzel geçirsin. Laken Bey merhabalar. Emrinize amadeyim diyor. Teşekkürler. Yavaş yavaş içiyorum babacığım. Teşekkür ederim. İkimize de fayda sağlayacak bir teklif mi? Aa. Başka kim var burada? Ludana. Merhaba Ludana. Tamam. Klan liderlerini toplamak gerekiyor anlaşılan evlilik için. Zeka konusunda ablama çekmişim demek ki. Bu arada Zeynep'in statlar full artı full Gürkan. Gürkan diyorum ya, Gürkan beni andı. Zeynep'in statlar full artı full Ozan Efendi. Ben mutluyum böyle. Vallahi sen bir Şener vakası atlattın ya. Elimi ayağımı çektim aşktan meşten. En temizi, en temizi. Mesih'e hoş geldin. Sağ olasın Burak'cığım. Keyfim gayet yerinde. Surlar surlardan biri düştü ama sürekli surların üzerine kuşatma. Aa, tamam kaybettik. Ya kaybetmedik de burada birazcık daha durmak zorunda kalacağız. Allah'tan 50 günlük erzağımız var. Şimdi şöyle düşman ordusu da kuşatma silahlarına karşı ateşli silahlarla karşılık verdiği için surlara ne yazık ki çok büyük hasarlar veremedik. Ve surlar ayakta kaldı. Şimdi buraları tamir etmeye çalışacaklar. Büyük ihtimalle tamir ederler ama İkinci tribüşü akınına muhakkak patlar orası. Ya tartabileceklerini hiç zannetmiyorum yani. Maksimum 2'de devrilecekler. Bir tur daha yapılacak. Bir tur daha tribüşelerle düşman darlanacak. Ardından tamam. Ya keşke mühendislik becerimiz biraz daha iyi olsaydı. Bütün kararları erteliyorum şimdilik. Bütün kararları ertelemeyi uygun görüyorum. Pekala. Şu sonuncu da yapılsın. Ardından bir tur daha savaş verilecek. Apes bir ordu kurdu. Sıkıntı değil. Erzağımız var. 48 gün yetecek erzağımız var. Düşmanın açlıktan ölmesini de sağlayabiliriz ama gerek yok. Sayımız onlardan üstün. Surları kırıp gireriz içeri. Çok iyi. Şimdi yapmamız gereken şey diğer surun düşmesini beklemek. Ama çok hızlı balista inşa ediyorlar ya. Cidden çok hızlı balista inşa ediyorlar. Umarım buglanmaz bu arada. Surlara vurma şansınız var mı? Bak çok az kaldı. İkinci surda devrildi, devrilecek. Kim bandı, ne oldu? Son adam gelemiyor köprüdeki siege'den dolayı. Aa, hakır mı gelmiş buraya kadar? Aslan parçası gelsene. Gel gel. Bütün surlar kırıldı mı? Kırıldı. Sabah vakti mi? Sabah vakti. Tosunum gel. Gel gel. Lan gel, akşam oldu, gel. Zıkkım ha. Tam son adam da girdi içeri. Kuşatmayı yarıp girdi içeri. Gece vakti dalmaya gerek yok. Hayır, gece vakti kesinlikle bir şeye girmeyeceğiz. Gece vakti dertlenmeyeceğiz. Gündüz. Gündüz dalacağız. Tamamdır. Bu 216 kişi kimmiş ya?
Hemen katılır Sancakadun, hemen gireriz. Tamam, bunun gelesi yok galiba. Bir gece daha beklemek istemiyorum. Gir içeri. Tamam. Saldırıya öncülük et. Yürü. Ahmet Arif, merhabalar, hoş geldin. Tamamdır. Şimdi bu şehri hakkını vererek alma zamanı. Umarım yine bir bağlanma durumuyla maruz kalmayız. Ya hak. Feyzullah, ne haber? Hoş geldin. Oo, karlı bir gün. Şimdi ben yürüyerek de yeterince hızlıyım. Kılıcımı aldım. Bizimkilere hücum emri verdiğimde umarım yalpalamazlar, umarım saçmalamazlar. O ne? Nasıl bir kalabalık o? Peki buradan oraya Samet ok yetiştirebilir mi? Sanırım birazcık daha yaklaşmam gerekiyor. Birazcık daha yaklaşmam gerekiyor ki okçuların işini bitirebileyim. Balista var bak, balista çok tehlikeli. Okum oraya kadar yetişmiyor. Okum oraya kadar yetişemiyor. Adamlarla beraber içeri girmek en iyisi. Okçulukta o kadar iyi değilim. Duvara çarpıyor ve parçalanıyor. İçeri girebiliyor musunuz? Oh, süper, tamam. En azından bu seferkilerin kafası güzel değil. Ama kapının önünü engellerle bezemeniz hoş değil. Beyefendi merhaba, ilerleyemiyorum. Pardon. Kraliçe ilerleyemiyor. Sanırım kraliçeye forkluyorlar ama. Bekle. Biz buraya alışığız. İşte bu samandan bir tık daha ileri. Acayip kasıyor. Adamlar ışınlanıyor bu arada. Fark etmişsinizdir. Sıkıntı yok. Adamlar bu arada gayet tecrübeli ha. Şey zannetmeyin. Bu gelen adamları savunanları en azından tırt zannetmeyin diyeceğim de tırtlarmış ya. Bir tek tırpanın önüne kalkan vermişler. Peki buradan girdik içeri. Oyun oynadığım saat mi? 150 civarı falandır ya. Burası kesinlikle çok kalabalık. Burası sıkıntılı. En azından kaçanları birazcık zorlayabilirim. Ki kılıç kullanma hünerim artsın diye. 225'te yeni yetenek gelecek çünkü. 250'de mi geliyordu, hatırlayamadım. Bizimkiler kapıyı açmış ana orduya. Yo, bana öyle gelmiş, pardon. Adam kaldıysa burada bir yerdedir. Evet, bizim adamlar burada. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar içeride? Nasıl geldiniz misal? Anlatsanıza bana. Yani ana kapıyı açtılar zannettim. Dur, şuradan tırmanarak gideceğim. %300'de bir yetenek mi var şeyde? Silah kullanımında. Yok diye biliyorum ama. Adamı boylu boyunca uzandırmışlar yerde.
çok hızlı bir şekilde girip aldık bu arada. Da benim adamlarım full kıdemli. Yani bir adam kaybettiğimde ciddi ciddi kaybettiğim adamların önemini algılayabiliyorum. Şuradaki birkaç tane kerkeresi saymazsak hakikaten çok kuvvetli adamlar kullanıyorum. Bunların böyle bir dinlenip kendine gelmesi gerekiyor. Bir onarılması gerekiyor. Tabii ki bütün haritayı gösterebilirim. Burayı talan edebilirsin. O hoş olmadı ama. O hoş olmadı yani. İlişki kasabileceğimiz bir klanla aramızdaki ilişkiye mal oldu galiba. Vallahi benim de canım çekti oynuyorum. Keyifli oyunlar dilerim. Güney İmparatorluğu'yla barış. Yapalım mı adam? Zaten itiraz etme hakkım yok. 26 bin gücümüz var bu arada. Neredeyse tüm haritayı ele geçirmiş vaziyetteyiz. Size haritanın genel durumunu da göstereceğim. Ama öncelikle Handa şu esirleri bir satalım ve asker toplamadan asker alalım diyecektim ki alamıyorum. Buraların surları kırık olduğundan tekrardan gelip kuşatabilirler. Muhtemelen adamlarımı burada salıp ben bir tur bir geriye doğru gitmeye çalışacağım acaba. Yani bir tur bir geriye doğru gitmeye çalışacağım. Oo, adamları burada salmak iyi bir fikir mi bilmiyorum bu arada. Çocukları yiyebilirler burada. Şimdi şöyle bir haritayı iyice uzaklaştırayım. Arkadaşlar bu seri öncelikle çok köklü bir seri, onu bilmeniz lazım. Bununla beraber neredeyse haritadaki her yer bize ait. Hatta zorlasak bugün bile oyun bitebilirmiş belki. Gördüğünüz gibi burada birkaç tane kale ve köy dışında, kale ve yerleşim yeri dışında hiç kimsenin bir toprak parçası kalmadı. Neredeyse bütün haritayı ele geçirmiş vaziyetteyiz. Neredeyse. Şöyle bir uzaktan da göstereyim. Yani ortalıkta ne Asaray kaldı, ne başka bir şey kaldı. Herkesi bitirdik. Krallıklar kısmından da göstereyim arzu ederseniz. Herhangi bir krallığın toprağı kalmadı. Kalabalıklar evet ama bütün kaleler, bütün şehirler dolu olduğu için sürekli yerleşim yeri yağmalayarak hayatta kalmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi Asaray, Batanya, Batı İmparatorluğu ordusu, Güney İmparatorluğu, Kuzeyit, Kuzey İmparatorluğu, herkes bitmiş vaziyette. Sadece Stugria da bitmiş vaziyette bu arada. Sadece Vlandia kaldı ve Vlandia'nın 1, 2, 3, 2 şehri ve 7 tanecik kalesi kaldı. Hı-hı. Önümüzdeki yayına komple bitecek. Evet, bütün şeyi tamamladım. Bütün her şeyi aldım. Ama şöyle düşünün. 193 saat olmuş. Bu save dosyası kaç saatliktir acaba? Bilmiyorum. Son 2 haftada 21 saat oynamışım sadece. Doğuştan hoş geldin. Bitmeye yakın. Bitmeye yakın. 1-2 tane şehir kaldı. Artık gelecek yayına tamamıyla biter diye tahmin ediyorum. Ama gelecek yayına geçmeden evvel ne yapalım biliyor musunuz? Önce bir şu bizim orduları salalım. Bizim çocuklar gidip bunları tutsun. Gidip kafalarına çökelim. Bak, bütün orduyu burada dağıtıyorum. Hızlıca hareket edip şunları yakalasınlar diye. Yakalayamayacaklar galiba. Olan gene bana mı olacak ya? Herkes kaçma peşindeymiş galiba. Savaşmaya cesaret etmediler. Bitince ne olacak? Bir sinematik falan girse güzel olur. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Daha önce hiç bitirmedim. Ya ilk kez bitiriyorum oturup sizinle beraber. Burayı kuşatanlar kimlerse. Oo, merhaba. Güzel bir savaş bizi bekliyor gibi. Güzel bir savaş bizi bekliyor gibi. Bakar mısın? Şurada 400 kişi var. Burada 500 kişi var. Kaleye girip 4 kişi var kalede ama. Önce gidip kaleyi kurtaralım. Kaleden dönüp şu 557'liğe girelim. Kale çökerse sıkıntı çünkü. Buradan 557'liğe döneceğim. Baya baya bir savaş durumu söz konusu olacak burada. Ve esir aldıklarımı salacağım elbette. Belki bana katılırlar umuduyla. Efendim, Umut Primer avantajıyla aramıza katılmış. Hoş geldin Umut. Çok teşekkürler. Dostum ben 26 yaşındayım. 21 yaşında değilim. 26 yaşındayım. Ne çok uğraştık bu günleri görmek için be. Kaç kişi daldılar ama kazandık. Aynen öyle oldu Aleyna. Ben 26 yaşındayım efendim. 25 artı 1 duruma göre. 25'te kalmayı çok istedim ama zaman geçiyor. Kabul etmek lazım. Ama bunu kabul etmem açıklama kısmında hala 25 yazacağı gerçeğini değiştirmiyor.
Atla beraber hareket etmeyeceğim. Yürüyerek hareket edeceğim. Bütün ordular beni takip etsin. Adamları mümkün mertebe köşede sıkıştırmaya çalışacağız. Gelin bakayım. Ben seni daha geç zannediyordum. Yaşlıyım. Ya 26'ya yaşlı denirse. Tabii canım, son 2 sene birbirine girdi zaten. Hastalıdır, şudur, budur, ne olduğunu anlamadık ki. Benimki 38, ben ne yapsam acaba? Efendim siz keyfinize bakın lütfen. Rahatsızlık duymayın. Onların bana. Bütün şeyleri bana, bütün hevesleri bana. 2 tane atlı nereden çıktı? Oğlum defolun gidin şuradan lan. Sinirimi bozuyorsunuz. Hele diyorum, at sesi gelip duruyor böyle. Bizim hatunun ayağına toynak falan mı çaktık? Tövbe de ablam be. Hepsi buraya bir gelsin. 130 metreden oku ne güzel çekiyorlar var ya. Aa, hakikaten çakıyorlar. Peki bir saniye. Abi okları kılıçla kesme vardı galiba. Onu deneyeceğim. Sanırım kılıçla durduruluyordu oklar. Kaçıyorlar. Piyadeler kovala. Hepsi ormanın içinde. Ben görmüyor muyum sizi peki? Görüyorum. Oy! Biri gerçekten alnımın ortasına ciriti yapıştırdı ya. Güzel. Şövalyelerin oklarla bir devirme koşuma gitti. Uyanağa bak ya. Bir o ata biniyor, bir bu ata biniyor. Arada at üzerinde giden adamı falan da vurabiliyorum ya. O benim hoşuma gidiyor ya. Tam biadeler hücum. Biadeler. Hatta okçular da hücum. Ezebildiğinizi ezin. Bu savaş aşağı yukarı kafa kafaya sayılır. Daha buradan aşağı düşüp Vilandia'nın fetih ordularının durdurulmasını sağlayacağız. Güzel. Sanırım okçuları mevzilendirmezsek gayet rahat edeceğiz gibi. Aa, merhaba. Bir parça aşağıda kalmışlar. Benim okçuluk daha kendine gelemedi galiba. Aa, tabii. Winkelsi çok tatlı oyundur ama bayağı çil. Onu söyleyeyim. Hani ya kendi ürünlerinizi yetiştiriyorsunuz böyle Stardew Valley gibi hafiften. Ama tabii ki tam olarak öyle değil. Winkelsi gerçekten çok güzel oyun. Yaklaşık 2 sezon kadar oynadım zaten. Bayağı da keyifli. Şimdi durum şöyle. Dededen kalma bir dükkanı devralıyoruz ama dededen kalma devraldığımız bu dükkan bize borçlarıyla beraber geliyor. Cumbert umarım bizden değildir bu arada. 2 kişi ölmüş ama. Dededen kalma bu dükkan bize borçlarıyla beraber geliyor. Bizim de amacımız çalışıp didinip bir şekilde o borcu ödemek. Yani çok farklı ürünler satabiliyorsunuz. Ürün çeşitliliği çok çok iyi. Benim açıkçası bayağı hoşuma gitmişti. Bu arada arkadaşlar, diğer klanlarla da aramızın iyi olmasını sağlamaya çalışıyorum söylediğim gibi. Aramız ne kadar iyi olursa o kadar iyi. Zira oyunun sonunda kazanabilmemiz için bütün her yeri kontrol edecek adama sahip olmamız gerekecek. Ve keşke bir ara eve gidip orduları yenilesek ya. Ordular hakikaten çok tırt kaldılar.
O'ya basınca savaştaysan bağırabiliyor musun? O çok iyi. Rica ederim, rica ederim. Ben teşekkür ederim. Oyun gerçekten çok güzel. Merhabalar, Combat Fit hoş geldin. Ne haber? Yarın yayın kaçta başlar? Arkadaşlar her gün öğlen 1 gibi başlar. Öğlen 1'e doğru. Akşama kadar da devam eder. Akşam 8-9 dedim mi yavaştan veda ederiz. Şu Vigoter çok tanıdık. Aa merhaba. Bütün orduları dağılmış adamların. Bana bir saldırı düzenlemeyi planlıyor musunuz peki? Bütün esirleri bir satayım da. Kanka ben olsam oradan kaçardım. Karmenet'in ordusu. Tamam o da dağıldı. Güzel, adamlarda nüfuz olmadığından ayakta kalamıyorlar. Genellikle dağılıyorlar ya. Oyunun sonunda ne mi yapacağım? Bir şey yapmayacağım. Bitirdik. Şükürler olsun diyeceğiz. Geçeceğiz. Bir tur bir geriye dönüp asker alabilsem güzel olabilirdi yani. Şu an biraz karma bir orduyla hareket ediyorum ve bu beni tedirgin ediyor açıkçası. Zira ordudaki tecrübeli elemanlar yerlerini acemilere bıraktığı zaman bu bizim için gerçek bir sıkıntıya dönüşmeye başlayabilir. Ama Dulf oradaydı. Karmenet, Osea. Ama Dulf'u nereden görüp tutacağız acaba? Tutamayız ki. Vigoter. Alarmi. Bakakır şurada patinaj çekiyor. Bildiğin adam orada patinaj çekiyor. Keşke hiç veda etmesek mi? Tekrar ikinci sezona başlarız be. Jagaduna birileri dalıyor. Jagaduna birileri dalıyor. Yetişti. Oho ben yetişene kadar onlar yok etti zaten. Şu Vigoter'i yakalayabilirsem çok tatlı olacak. Oğlum zaten kendi krallığımızı kurup bütün haritayı fethettik lan Burak. Bu o seri. Bu o zaten. Kendi krallığımızı kurduk. Adamı yakalayamıyorum bu arada. Muhtemelen de yakalayamayacağım. Kendi krallığımızı kurduk zaten ve bütün haritayı fethediyoruz. Aynı şeyi yapıyorum. Adamın dediğinin tam olarak aynısını yapıyorum ama kalben bizde değil galiba ya. Bu ne? 900 kişi mi? Tamam onlarla bir konuşmamız gerekecek. Onlarla bir savaşmamız gerekecek. Onların bizden hızlı olma sebebi şu. Şimdi benim şöyle ki envanterimden göstereyim. Benim elimde çok fazla hayvan var ve bunların çoğu yük beygiri. Üzerimde çok fazla eşya taşıyorum. Çok fazla yemekle dolaştığım için yaklaşık bir yıl yetecek yemekle dolaşıyorum sefer haritasında. Bu yüzden bunları taşıyacak yük beygirleri gerekiyor. Bu yük beygirleri yanımda olduğu için ister istemez yavaş hareket ediyorum. 301 tane atım var. 181 midillim var falan böyle yani bir bozkır göçebeleri gibi yaşıyoruz işin esasında. Çok fazla çok kalabalık bir atlı grubuyla geziyorum o yüzden yetişemiyoruz. Sürünün şeyini toplayamıyor ordu. Sürünün hızını ayarlayamıyor. Büyük savaşlarda bir sıkıntı yok da buradan oraya gidemeyeceğim değil mi? Tamam bir saniye. Orayı hemen kuşatıp alamazlar. Ben orayı hallederim. Vay Gürkan Efendi de burada. Mümkün mertebe gündüz vakti girip dalalım onlara. Bana güvenip dalmazlar diyecektim büyük ihtimalle. Aha da gündüz vakti. Kim geldi yanıma? Vallahi Gürkan geldi ha. Aslanım Gürkan. Aşırı detaylıymış yap. Kardeşim gel. Gel bakalım gel. Gürkan'la tek başımıza adamlara kafa tutacağız. Bak aslan parçası gelmiş buraya. Teşekkür ederim. Tamsoy görüşürüz. Dikkat et kendine. Aynen ailecek. Sen benim kuzenim oluyordun değil mi kanka? Musa'nın kardeşisin ya. Şey, Musa'nın oğlusun. Arya da benim kızım. Siz kardeş sayılırsınız ya. Abla kardeş. Sırt sırta verip savaşın. Arkandayım abi. Ben de bundan korkuyorum pis herif. Ben de bundan korkuyorum. Ordu envanterine göre daha çok etkilemiyor mu? Ya şimdi şöyle. Benim bineklerimi... Piyadelerim haritadayken kullanıyor. Yani eğer asker sayımdan fazla ata sahipsem bu atları benim piyadelerim kullanıyor ve haritada hızlı hareket ediyoruz. Lakin savaşlarda binmiyorlar.
hızlı hareket edebilmek için ata ihtiyacımız var. Bütün herkesi şöyle kademe kademe ilerletelim. Bence düşman gelmeden biz geçelim suyu hemen hızlıca. Düşman gelmeden geçelim. Ben biraz parazitlik yapsam mı? Ama canım çok lüzumsuz yere azalıyor ya. Ne kadar yetenekli olduğumu gördünüz mü? İsabet sıfır. Dikkat dağıtma taktiği iptal. Kimse aldırış etmedi. Kimse aldırış etmedi. Ölen bile yok. Ölenler var. Ama bence kendi rızalarıyla. Ben kendimde bir yetenek olduğunu düşünmüyorum. En azından bir 150 okçuluk yapsaydım güzel olabilirdi ya. Yeni bir skill açılırdı. Burası komple okçuların bulunduğu hat. Burada kalmasam çok iyi olur. Ama galiba mecbur kalacağım. Aa, bizimkiler denizi geçiyor. Herkes şu nehri geçtikten sonra buraya bir müdahale etsinler. Binicilikte 181. Çok iyi. Ama atlı okçulukta 0. Bari birine isabet etseydi ya. Tamam, atlı okçuluk. Çok iyi. Çok iyi. Bak, birazcık daha uzaktaki hedeflere yöneldim. Oyun hadi. Vuruş zorluğundan 1-2 puan ver lan. Son bir stat. Serseri mayın gibiyim ya böyle. Hani sanki şeyler olur ya, taraftarlar. Adamlar böyle kendi takımı kazandığında havaya takır takır sıkar. Ben de havaya ok atıyorum abi. Hadi olacak, olacak, olacak. Gürkan da puan kazanıyor. Hissediyorum, ver artı birimi. İğne atsan yere düşmez şurada. İğne atsan yere düşmez. Ben ıskalıyorum değil mi? Abi olmadı mı? Gerçekten olmadı bu arada. Gerçekten olmadı chat. Başaramadık. Eğer gözümden kaçmadıysa okçuluk hünerini hala beceremedik. Bizimkiler hücum emrinde ama kimi kovalıyorlar acaba? Ben koca hatta tek başımayım. Deli deli ettik kendimizi. Bu savaş kaç adam doğradığını merak ediyorum. 52 mi? Daha ısınamadık herhalde. Kaçmaya başladılar. Hey yavrum ey. Hey yavrum ey. Başka şansları vardı sanki. Mesaiyi doldurmuş muyuz? Hatırlatma için teşekkür ederim Ozan. Sağ ol bebeğim. Arkadaşlar, atletizm kastım çara. Deli divane atletizm kastım. Ama böyle saat de erken aslında. Bir saat daha dursak tatlı olabilir ya. Burak'cığım estağfurullah canım, hiç sıkıntı değil. Önemli değil, ne olacak ya, canın sağ olsun. 150 olmuş bile. İşte bu be. Gürkan'la beraber herkesi dağıttık. Paranın %98'i bana geldi bu arada. Gürkan neredeyse hiçbir şey yapmamış.
Kanka artık yani bana katılmanızın zamanı geldi de geçiyor bile. Bak bu hanımefendi var ya yıllardır klanını tek başına ayakta tutuyor. Yıllardır tek başına ayakta. Baron Urios. Bak bu adamla da yıllardır ilişkimiz kötü. Bu adamı da artık yanımıza almanın vakti geldi. Sizi de yanımıza almanın vakti geldi. Bu da Baron Urios'un klanına. Artık kimseyi tanımıyorum bu arada. Herkes öldüğü için. Alayan kimlerden? Abi herkese bol bol ilişki kasma şansı işte. Şu Peribad'ı bir bulsam. Bize katılacak çok adam var da bu Baron'un klanından. O yüzden bunu esir aldım. Oo, 53 tane asker çok iyi. En azından bu adamların bir kısmını giderim. Kaleye bir yere koyarım. Sonra gidip kendime adam toplarım. 700 adam. O neymiş ya? Sadece tier 3'leri ver. Veya daha yüksek şeyli olanları. Tecrübeye sahip olanları. Bunlar fena değil bu arada. İyi kötü kasmışlar yani. Ama tabii o kadar bir tehlike arz ediyorlar mı? Elbette ki hayır. Tehlike düzeyleri düşük. Bir parça daha şöyle... esir alabilirim. İki tanesini atmam gerekiyor. Peki. Peki. Güzel. Şehrin dibindeyiz. Aa, hatırlamıyorum. Şehrin dibinde olmayabiliriz. Dışarıda bir yerde daldık bunlara. Bu 900'lük kaçtı. İlerledi biraz. Yok Far Cry 4 bugün olmaz büyük ihtimalle. Ozancım hiç sıkıntı değil. Teşekkürler Burak'cığım. Gayet iyiyim. Sağ olasın. Sen nasılsın? Evet bayağı mesafe varmış chat. Bayağı mesafe varmış. Ne yapayım? Ne yapayım? Tamamdır. Esirler satıldı. Şimdi. Buranın garnizonuna biraz adam verme zamanı. Umarım açlıktan ölmezler. Sadece elit birliklerden oluşan ordum kalacak. O elit birliklerden oluşan orduyu da eve gittiğimde tekrardan tamamlayacağım ama bugünlük bu kadar. Kafi efendim. Ne kadar? 124 kişi mi? Ne yaptın ya? Abi 124 asker de yani artık burayı epey ayakta tutar diye tahmin ediyorum. Buraya karşı kimsenin gelip bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Efendim şimdilik bizden bu kadar diyelim. Şöyle bir save'imizi alıp yavaştan bölümü sonlandıralım. Dediğim gibi buralara kaçacağım. Tekrar imparatorluğun oradan ordu toparlayacağım. Bu esnada savaş tabii ki devam edecek ve muhtemelen gelecek sefere oynadığımızda Vilandia'da komple çöker. Ardından keyifli bir seri finali olur. Save'imizi alalım ve izleyen herkese teşekkürlerimizi iletelim efendim. Hoppa. Görüşmek üzere.